Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. İntaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun. Yürüyün gidin o yalanlamış olduğunuz şeye. Ve kavlu azze ve celle intaliku ila ma kuntum bihi tukezzibun. Ma'nahu vallahu alem ila ma kuntum bihi tukezzibun min azabillahi taala. وهم كانوا يكذبون بالبعث وبالعذاب لكن يقال لهم هذا onlara şöyle denir يقال لهم هذا bu söz söylenir yani intaliku ila ma kuntum bi tukezzibun sözü söylenir بعد البعث öldükten sonra kendisine söylenir فهو منصرف الى ما ذكرنا من العذاب bu işte zikretmiş olduğumuz o azaba munsariftir bu yorum intaliku yürüyün ila zillin bir gölgeliğe ki zi thalathi şu'abin üç bölüm parça tefsirde göreceğiz. Ve kavlu azze ve celle intaliku ila zillin zi thalathi şu'ab zükre enne zâlike zil duhanun yahrucu min cehennem. O gölgelik dedikleri gölgelik gibi görüyorlar ama bir halüsinasyon. O cehennemden çıkan dumandır aslında. Evet. Feyazunnûne ennehu zillun feyantalikûne ileyhi racâe en yentefi'u bihi. Onu ondan faydalanmak için o hengamede bir gölgeliğe sığınma adına cehenneme doğru koştuklarının farkında olmazlar. Ve kavluhu zi thalathi şu'abin yahtemulu vecheyn. İki veci var bunun. Ahaduhuma en yekune asluhu vahiden. Birincisi bunun aslı birdir. Sümme yeteşa'abe minhu. Sonra ondan şa'bun thalathun. Sonra ondan üç şube çıkmıştır. Yani aslı bir, üç tane dalı var gibi yani. Evet. وَجَائِزُنَا يَكُونَ فِي الْأَصْلِ ذَا شَعَبٍ ثَلَاثٍ يَأْتِيهِمْ كُلَّ شَعَبٍ مِنْ نَاحِيَةٍ ثُمَّ يَجْتَمِعُ فَيَصِيرُ شَيْئًا وَاحِدًا. Şöyle de olması caizdir. Bunlar aslında üç şuaptır. Yani üç bölümdür, üç sınıftır, üç gruptur. Onların her birisi bir yerden gelir, bir yerde toplanır. Yani üç ayrı cehennem veya işte gölgelik gibi görünen cehennem ateşi dumanı farklı yerlerden gelir, bir yerde toplanır veya aynı yerden çıkar, üçe ayrılır. Bu şekilde. La dalilin ve la yughni minel leheb. Orada bir gölgelik yok. Ve la yughni minel leheb. Onları o gölgelik ateşten de kurtarmaz. Yani gölgelik mantığı nedir zaten? İnsanı sıcaktan koruması. Bu ama bu gölgelik onların tam da cehennemi olur yani. Ve kavlu azze ve celle la dalilin ve la yughni minel leheb. Yani la yentefi'une bihi kema yentefi'une bizzilli fit dünya. Onları böyle bir gölgelikteki menfaatlendirdikleri gibi menfaatlendirmez. Gölge en büyük nimettir. Öyle özellikle Suudi Arabistan coğrafyası gibi bir yerde. Gölge çok büyük bir nimet. Evet, لِأَنَّ ظِلَّ الدُّنْيَا يُهْرَبُ اِلَيْهِ Çünkü dünya gölgeliklerine insanlar koşarlar. Niçin? لِدَفْعِ الْحَرِّ اَوْ لِيَسْكُنَ ف۪يهِ Oraya harareti gidermek için, yani sıcaklığından korunmak için. Veyahut da لِيَسْكُنَ ف۪يهِ Veyahut da oraya mesken edinmek için. Evet. لِأَنَّ ظِلَّ الْبَيْتِ مِمَّا يُسْكَنُ ف۪يهِ وَظِلَّ الشَّجَرِ وَالْحِيطَانِ يُؤْوَى اِلَيْهِ لِيُتَرَوَّحَ Evet. Çünkü ev gölgeliği, kendisine mesken yapmış olduğumuz, içinde mesken tuttuğumuz ev gölgelikleri, ağaç gölgeliği, duvar gölgeliği, işte oraya insanlar nefeslenmek için, rahatlamak için oraya sığınırlar, kendilerini atarlar. وَذَٰلِكَ الظِّلُّ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ فِي الْآخِرَةِ فِي دَفْعِ الْحَرَارَةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا İşte bu ahiret gölgeliği ise onları o sıcaktan, o bunaltıdan kurtarmaz, tam aksine ateşin içine çeker onları. Ve kavlu azze ve celle ve la yughni minel leheb fe caizun en yekunu haribu ila zalika zill minel lehebi fe yukhbiru en zalika zill la yudfa'u anhum azal lehebi. Onların o çekmiş oldukları, koştukları gölgelik onları ateşin yakmasından onları koruyamaz. Ve caizun en yekune lehebu fi zalika zill bu gölgelikteki ateşin وَتَكُونِ كَثَافَةَ الظِّلِّ سَاتِرَةً عَمَّا فِيهَا مِنَ اللَّهِبِ O ateşin içindeki, gölge içindeki ateşi gizler, setreder. Böyle bir şekilde anlamamız da mümkündür. فَيُخْبِرُ أَنَّ سَتْرَهَا لَا يَمْنَعُ اللَّهِبِ Tamam örter ama o örtmesi ateşin yakmasına engel olmaz. عَنْ اَنْ يَمَسَّهُمْ
اِذَا اِنْظَمُّوا اِلَى الظِّلِّ Onlara gölgeye sığındıklarında ateşin onlara dokunmasına hiçbir şekilde engel olmaz diyor. Evet. اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ O termi atar بِشَرَرٍ kıvılcım كَالْقَصْرِ ne gibi? Kasr kelimesini burada göreceğiz. Yani odun gibi aslında. Yani odun gibi kıvılcım atar. Yani kıvılcımların büyüklüğünü ifade etmek için söylüyor. Yani kütük gibi koca koca böyle odun kütük parçaları gibi o söyleyecek zaten. Yani üzerinde et parçalanan, hayvanın parçalandığı, doğrandığı o kütük gibi kıvılcımlar atar koca koca. Büyüklüğünü ifade etmek için. Evet. Ve guriye kel kasari. Meftuhatü sati fel kıraetül meftuhatü hiyel ma'rufetü. Meftuh kıraat maruftur. Yani kel kasari kıraati. Bizde ne? Kasri. Bizde meftuh kıraat. Bizim kıraat meftuh değil. Yuradu bil kasril ma'ruf el mebni bil lebni vel haşebi. Odun ve kerpiçe bağlı olan o maruf şey kastedilmiştir. Ondan mamul yani. Ve kıyle yuradu biha kusuru ehlil badiyeti. Bu hiyel hiyam. Bu özellikle çöl ehlinin saraylarını kastedilir burada. Ama tabii oranın sarayları da çadırdır diyor. Yani sonradan da vehiyel hiyam diyor yani. Çadırdır. Ve men karaya bin nasbi ihtelefu fi te'viliha. Te'vilihi. Bunu nasb okuyanlar tevilinde ne yapmış? İhtilaf etmişlerdir. Ali İbni Abbas radıyallahu anh kel kasari kasarin nahli. Mesela kasar kelimesini bizzat bildiğimiz kütük anlamda anlıyor. Hatta ne ağacı diyor? Hurma ağacı, hurma kütüğü yani. El-vahidetu kasaratu, müfredi kasaratudur. Ve delike ennen nahlete tukta'u kadra thelâseti ezru'in. Bu üç zira boyunda kesilir. Ve aksara ve atvele yestevkidûne biha fişşitâi. Bundan daha uzun, daha kısa da olur. Bununla ne yaparlar? Kışın ısınırlar, onu odun edinirler. Üç zira boyunca kesilir. Bizde de öyle değil mi? Bizde biraz daha küçük olur gerçi. Daha küçük parçalara bölünür. Evet. وَقَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ أَصْلُ النَّخْلِ الْمَقْطُوعِ الْمُنْقَعَرِ فِي الْأَرْضِ Bu aslında kütüğün aslıdır, kökü yani. Böyle bazen ormanda rastlarsınız ya, bir kök var yerde. Böyle bir çukur içerisinde. الْمُنْقَعِ dediği, مُنْقَعَرِ dediği bir şeyin içerisinde yani çukurun içerisinde bu buna işaret eder diyor. Yani kesilmiş hali değil de yerdeki kök halini ifade eder deniliyor. Bakıyla hu a'naqun nakhli bazısı da ne diyor bunun? Hurmanın şeyidir. Normal hurma dalıdır diyor. Bakıyla el kasaratu ismul haşabeti lati yaqta'u 'aleyha al-luhum ve tuksaru al-'idam. Az önce söylediğim gibi bu kastedilen işte kütük tam bunun adı işte. Kütük kelimesini orada kullanıyoruz değil mi biz? Yani ağaçtan yapılmış, üzerinde et kesilen, özellikle Kurban Bayramı'nda vesaire. İşte diyor ki o üzerinde et kesilen, kemiklerin parçalandığı kütüktür. Tekûnü lil kassâbîn genelde bu kasaplarda olur diyor. Vânil hasen ennehu kar'e muhaffefeten kel kasri. Böyle de okunmuş. غير أنه فسرها أي الجذل من الخشب الواحدة من الخشب الجذل من الخشب. Evet. فسرها أي onu şöyle tefsir ediyor. الجذل من الخشب odunun şeyi gövdesi. الواحدة قصرة müfredinin de قصرة olduğunu söylüyor. Ke kavlihi temratun ve temrun. Değil mi? Temrun cemi oluyor. Vallahu alem. Ve fihi ihbarun an izami şarariha. O kıvılcımların büyüklüğüne. Ve kadriha. Ve yine büyüklüğüne, miktarına. Hilafen lima aleyhi şarari fit dünya. O dünyadaki kıvılcımların aksine. Lianne şararat dünya. Dünya kıvılcımları. La yu'kadu mekanen bel yetebeyyenu thümme yantafi'u. Onlar mekan tutmaz, yer tutmaz kıvılcım değil mi? Bir parlar sonra kaybolur. Adı üstünde zaten. Kıvılcım.
ثم جائز أن يكون بعض شررها في العظم كالخيام أين شكل ده وبعضها كالقصور وبعضها كأصول الأشجار. Sonra arkadaşlar burada kastedilen şeyin bazı bu demek ki birkaç tane tefsir çıktı ya şimdi. Anlamın derinliğine doğru bir seyahat ettik ve birkaç tefsir çıktı. Ve bunların arkadaşlar o zaman şöyle anlıyoruz. Demek ki bazı kıvılcımlar odun kadar, bazıları efendim çadır kadar, işte bazıları ağacın kökü kadar vesaire. كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفْرٌ. Hala o kıvılcımı tasvir etmeye devam ediyor. Sanki o diyor, cimâletün sufrun, sapsarı bir deve gibidir. Veya develer topluluğu gibidir. Veya normalde aslında sapsarı değil, tefsirde onu da göreceğiz de. Yani kapkara. Yani hatırlıyorsanız arkadaşlar, geçmişteki tefsirlerden bir yerde daha geçmişti. Siyahlık çokluğu da ifade etmek için söyleniyordu Araplarda. Bir hadis-i şerif var ya, sevdae, hani bir kalabalık geldi. Hani her peygamber, bir peygamber geldi, arkasında bir kişi var. Bir peygamber geldi, bir kişi var. En sonunda işte bir sevdae kelimesiyle ifade ediyor orayı. Yani bir siyahlık, yani yığılmanın veya işte yoğunluğu ifade etmede siyahlık kullanılıyor yani. Burada da işte deve şeyi gibi, simsiyah deve sürüsü gibi demiş oldu yani. Öyle mi hocam, yani şey mesela sapsarı deve demesinin sebebi mesela? Siyah siyah, sarı değil. İşte onu hep siyah olarak anlayacağız. Yani normalde sufrun sarı ama bu şekilde kullanıldığında siyah olarak anlaşılıyor. İşte onu açıklayacak şimdi, niye böyle bir sarı kelimesinin niye siyah olarak okul şey yapıldığını anlayacağız yani. Sen bir şey ne söyleyecektin? Ben de şey diyeceğim, mesela ateş önce yana bir siyah olur, ondan sonra yana daha çok sapsarı olur ya. Evet. Çünkü ateşin en son haline benzetmek için. Ama deve diyor işte, cimâletün. İşte sarı develere benzetiyor o ateşi. Ha tamam. Yani yine develere benzeterek diyor. Evet, olabilir. Ateşin siyahlığına da, yani sufru eğer siyah anlarsak siyah bir ateş olmuş olur. Ateşte siyahlık da var ya. Şimdi bakalım ne diyecek? وَقَوْلُوا كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفْرٌ قُرِئَ جِمَالَةٌ سُفْرٌ جَمَاعَةُ الْجَمَلِ. Yani deve topluluğu. وَقُرِئَ جَمَالَةٌ جَمَعُ جَمَالَةٌ جِمَالَةٌ جَمَالَةٌ جِمَالَةٌ cemisidir. وَالسُفْرُ قِيلَ السَّوْدُ siyah. وَاِنَّمَا سُمِّيَتُ السَّوْدُ صَفْرًا o siyahlık sarı diye isim. نِيَنْ اِلَيَنَّ السَّوْدَ يَعَالُوهَا الصَّفْرَةُ çünkü o siyahlığı sarılık kaplar filibili develerde ve tüsemme bihime ikisi o yüzden yani sarı da siyah da ikisi aynı kelimeyle ifade edilir. Yedüllüke kavlul kail şu söyleyenin şu sözü sana işe yapar yeterli olur delalet eder. Tilke kaili işte bunlar benim atlarımdır minhu işte o şeyden neyse artık neyi zikrediyorsa ve tilke rikabi işte bunlar benim bineklerimdir. Hunne sufrun onlar sapsarıdır. Evladühe kezzebib onların çocukları, şimdi sufrun ben bilerek sarı dedim. Evladüha onların yavruları kezzebib üzüm gibidir. Demek ki sufrundan neyi kastetmiş burada? Sarılığı kastetmemiş, siyahlığı kastetmiş yani. Değil mi? Yani o evlatlarının üzüm gibi olduğunu, kendisi simsiyah, evlatları da üzüm, kara üzüm gibi simsiyahtır diyor. Şebbehe şarara bil kasri, kasra benzettiği o kıvılcımları. وَالْقَصْرَ بِالْجِمَالَةِ şeyi ise, kasrayı ise develere benzetti, deve şeyine. وَهِيَ الْاِبِلُ الْاَسْوَدُ bunlar simsiyah develer. وَقُرِيَ جُمَالَاتٌ بِرَفْحِ الْجِيمِ cimin zammesiyle cümalatun diye de okumuş. وَهِيَ حِبَالُ السُّفْنِ cümalatun olur, gemi halatı. تُمَتُّ onunla ne yapılır? Onlar bağlanır. ثُمَّ اِذَا ظَمَّتْ تَكُونُ كَالْاَوْسَاتِ الرِّجَالِ toplandığı zaman da o gemi halatı o uzatılır. Sonra ثُمَّ اِذَا ظَمَّتْ toplandığı zaman da bir adamın karnı gibi olur. Böyle yuvarlak oluşturuyor ya, adamın ortası gibi olur yani. Bir adamın tam karnı da değil yani. Bir insanın ortası gibi, beli, şişman bir adamın. Evet. O boyda mı olur?
Yok, şeklini tarif ediyor. O şekilde olur diyor yani. Feşebbe'e şarara bil hibalil memdudeti safri. Sıfri. O zaman ne olmuş oldu? Bu kıvılcımı uzatılmış şeye benzetmiş oldu, ipe. İndel imtidadi, uzun halindeyken. Ve indel intizami ki evsat-ı ricali, veya toplanmış haldeyken. İki halde de halata benzetmiş oldu. Feekûnü kel kasri, ne olmuş oldu bu işte? Kasr olmuş oldu. Yani uzun halinde de benzetti. İpin uzun hali, o halatların gemiyi bağlayan. O halatın toplanıp böyle yuvarlak haline gelip bir insan gövdesinin ortasına denk gelecek şekilde, şişman bir insanın, ona da benzetmiş oldu diyor. هَذَا يَوْمُ لَا يَنْتِقُونَ وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْتِقُونَ فَجَائِزٌ اَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ اَنَّهُمْ لَا يَنْتِقُونَ نُطْقًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ كَمَا لَمْ يَكُونُوا يَنْتِقُونَ فِي الدُّنْيَا كَلَامًا يُقَرِّبُهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Evet. Onun manası şöyle olması caizdir. لَا يَنْتِقُونَ نُطْقًا يَنْتَفِعُونَ بِهِ. Kendilerine menfaat verecekleri bir söz nutka demezler. كَمَا لَمْ يَكُونُوا يَنْتِقُونَ فِي الدُّنْيَا. Onlar dünyada konuşmadıkları gibi. كَلَامًا يُقَرِّبُهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالَى. Yani kendilerini Allah'a yaklaştıracak kelimeleri konuşmadıkları gibi ahirette de konuşturamazlar. Siz Allah'ı kendinize sevdirecek, sizi Allah'a sevimli kılacak şeyleri dünyada konuşmadıysanız burada da konuşmayın. Evet. فَعَامَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ onlara muamele edilir ahirette. حَسَبَ مُعَامَلَتِهِمِ اللّٰهَ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا. Onların Allah Azze ve Celle'ye dünyadaki muamelelerine uygun ahirette muamele görürler. وَوَا كَقَوْلِ تَعَالَى نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onlara kendilerini unutturdu. وَقَوْلُهُ تَعَالَى قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. الآية, bu da başka bir ayet. قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِي اَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sana Allah'ın ayetleri geldiğinde unutmuştun, şimdi sen unutuldun. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لَا يَنْتِقُونَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ وَيَنْتِقُونَ فِي بَعْضِ. Bazı yerde konuştu, bazı yerde konuşmaz. وَيَحْتَمُلُ اَيْ لَا يَنْتِقُونَ بِحُجَّةٍ بَلْ يَكْذِبُونَ. Yani bir delille konuşmazlar. Genelde hep yalan söylerler. كَقَوْلِ اِلَّا اَنْ قَالُوا وَاللّٰهِ رَبُّنَا رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Ya Rabbi biz, ancak şöyle derler, ya Rabbi biz müşrik olmadık. Yalan söylerler yani. Ya konuşmazlar, konuşurlarsa da bir delille konuşmazlar, yalan söylerler. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. Onlara mazeret bildirmeleri için izin de verilmez. وَيْلٌ يَوْمَيْذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Yazıklar olsun o gün hakikati yalanlayanlara. وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يُؤْذَنَ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ لَيْسَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْعُذْرُ مِنْهُمْ. Yani onlara mazeret bildirmelerine fırsat verilmez derken, onların özürleri kabul olmaz anlamına gelmiyor. Yani özür beyan ederler ama özürleri reddedilir anlamına gelmez. اِذَا اَتَوْ بِهِ, özür beyan ettikleri halde. وَلَاكِمْ مَعْنَاهُ, fakat onun manası şudur. اَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ لِيُقْبَلَ مِنْهُمْ. Onlardan kabul edilecek bir özürleri yoktur. Yani bir mazeret yok ellerinde. وَوَا كَقَوْلِ تَعَالَى فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Onlara şafiilerin şefaati menfaat vermez. Ma'nahu ennu la şefi'a lehum. Yani onlara şefaat edecek kimse yok anlamında yani. Menfaat vermez değil yani. La ennuhum izâ etev bi şefa'i la tuşeffa'u lehum. Yani şefileri geldiler fakat onların şefilerinin şefaati geçerli olmadı değil. Şefaat edecek kimseleri olmadı. Ve izâ lem yekün lehum uzrun fehum la ya'tezirûne bi uzrin. Onların için bir özürü olmadığı için bir mazeret de bir mazeret bildirecekleri ellerinde bir özür yoktur. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. İşte bu يَوْمُ الْفَصْلِ, yani hakkın batıldan ayrıldığı gün. جَمَعْنَاكُمْ, sizi toplayacağız ve فَالْاَوَّلِينَ, ve sizden öncekilerini de. وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْاَوَّلِينَ فَفِيهِ اِخْبَارٌ اَنَّهُ لَا يَخَصُ لَا يَخُصُّ بِالْبَعْتِ. Bu öldükten sonra dirilme mahsus değildir. فَرِيقًا دُونَ فَرِيقٍ, bir topluluk değil diye diğer topluluğa mahsus değildir. بَلْ يَجْمَعُ الْخَلَائِقَ كُلُّهُمْ, bütün mahlukatı bir araya toplar yani. Yani bir topluluğu bir yer toplulukla sırayla değil yani. ثُمَّ يَفْصُلُ بَيْنُهُمْ, sonra aralarında hakkı
tahsil eder. Feyenzülü küllün menziletu. Herkes yerine gider. Elleti istevcebeha. Gerektiği yerine gider. Allah bizi o gün cennete sevk edilenlerden eylesin. O işleri cennete hak edecek işler yapabilmeyi nasip eylesin. Evet. Ferikun fil cenneti ve ferikun fil sa'ir. Bir grup cennete, öbürü cehenneme. Ve kile huve yevmul hükmü, o hüküm günüdür. Fecaizun en yekûne sümmiye bihi limâ yehtasimu fihi ehlül medâhibi. Bunun bu şekilde isimlendirmesinin sebebi, niye isimlendiriliyor? لِمَا يَخْتَسِمُ فِيهِ اَهْلُ الْمَدَاهِبِ. Orada mezhep ehlinin ihtisamından dolayı. فَيُحْكَمُ فِيهِ بَيْنَ الْمُحِقِّ وَبَيْنَ الَّذ۪ي كَانَ عَلَى الْبَاطِلِ. Ve burada ne olur? Hak üzere olanla batıl üzere olan birbirinden ayrılmış olur. Anlaşıldı mı? Yani o her şeyin ayrıldığı bir yer. Mezhep ehlinin bile yani. Yani İslam içerisindeki mezheplerin bile hangisinin haklı, hangisinin batıl olduğunu ortaya çıkacağı yer. Her şeyin yani. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ. Varsa sizin böyle bir hileniz, hadi yapın. فَكِيدُونِي aslında yani. Bana hile yapın. وَاِلُنْ يَوْمِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Yazıklar olsun o gün yalanlayanlara. وَقَوْلُ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ فَجَائِزٌ اَنْ يَكُونَ يُقَالُ لَهُمْ هَذَا فِي الْآخِرَةِ. Yani bunu şöyle anlamak mümkündür. Bu ahirette onlara deniliyor. Yani kidu hatta tuncu enfusekum mimma nezele biküm. Başınıza gelen şeyden kurtulmak için hadi bir hile yapın. Hani siz zeki adamlardınız, ahirette böyle bir şekilde işlerinizi yürütür, her problemden sıyrılmasını bilen, başına gelen her müşkili kolaylıkla atlatabilen adamlardınız. Hadi işte başınıza bir musibet geldi. Cehenneme doğru sürükleniyorsunuz. Hadi o dünyadaki kabiliyetlerinizi, zekanızı gösterin. Evet. Yani inkânet leküm hîletun tahtâlûne biha fef'alû. Bir böyle yapmaya düşündüğünüz, bildiğiniz bir hile varsa hadi yapın. Uygulayın. Ve huve harfu takri'il ve tevbihi. O bir korkutma ve azarlama sözüdür. Alâ nefî nefâdil mekarri vel hileti. Leysa, onların hile ve işte tuzaklarına, mekerlerine gerçekleşmemesi üzerine söylenmiş bir sözdür. Yani on ala nefi nefadi, onun gerçekleşme imkanının olmayışı üzerine kurulmuş bir cümledir. Böyle söylersin, hadi yap dersin mesela. Yapamayacağı bir şey. O cihettendir yani. Leysa ala ma aleyhi emrut dünya. Yoksa o dünya emrinin, yani dünyada o hileyi yapma bir imkanları vardı değil mi? Yani dünyadaki o işleri üzerine söylenmiş bir söz değildir. Yani dünyada hile yapma durumları üzerinden dünyada söylenmiş bir söze benzemez bu. اَنْهُمْ يَحْتَالُونَ وَيَمْكُرُونَ بِاَنْوَاعِ الْخِدَاعِ وَالْتَمْو۪يهَاتِ. Hile ve işte o desisenin envai çeşidini yapmış oldukları o dünyadaki duruma benzer bir söz değildir bu yani. Dünyada çünkü hile hurda işinde yürüyebiliyorlardı, yapabiliyorlardı. Bu öyle bir şey değildir yani. Evet. وَيَحْتَمُلُوا اَنْ قِيلَ لَهُمْ هَذَا فِي الدُّنْيَا. Şöyle de olabilir, böyle bir ihtimal de var. Onlara bu dünyada söylenmiştir. اُمِرَ رَسُولُ اللّٰهِ اَلَيْهِ وَسَلَمْ اَنْ يُعَارِضَهُمْ بِهَذَا. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları muarazaya çağırmak da emredilmiştir. فَيَقُولُ لَهُمْ فَيَقُولَ لَهُمْ. Onlara şöyle demesi söylenmiştir Resulullah. فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدٌ. Ey Muhammed Aleyhisselam, onlara de ki varsa elinizde bana hile yapacağınız bir şey, elinizden geleni ardınıza koymayın, yapın hadi. Meydan oku onlara, yapsınlar ne yapıyorlarsa. Evet. Ne gibi mesela? قَتْلِ اَوْ اِخْرَاجِ مِنْ بَيْنِ اَلْتِرُكُمْ. Beni öldürmeniz veya beni çıkartmanız. كَمَا قَالَ هُودَ Aleyhisselam لِقَوْمِهِ. Mesela Uhud'un kavmine söylediği gibi fekiduni cemian, toplu halde beni tuzağa düşürün. Tümme la tunzarun, ve durmayın yani. Bir an bile göz açıp yani tümme la tunziruni, beni şey yapmayın. Bana mühlet vermeyin. Yapın yani ne gerekiyorsa yapın. Evet. Fa'aczuhum an zalike, o onların bundan aciz kalması. Yuzharu lehum ayetu risaletihi, onların peygamberliğinin işaretinin
ortaya çıkar, işaretini ortaya çıkartır. Ve hüccetü nübüvvetihi ve nübüvvetinin hücceti olmuş olur bu. Eğer engel olmaya kudretleri yetmiyorsa, yani onun bu meydan okuması karşısında aciz kaldılarsa, o zaman risaletini tasdik etmek durumunda kalmışlar demektir. İz huve harful igra'i, çünkü bu bir meydan okuma sözüdür. Min gayri a'vanin kanu lehu, ya üstelik onun yanında yardımcıları da yoktu yani, değil mi? Bunu söylediği zamanlar. Ve la cunudin bi cennetin, veya bir ordu kendisini koruyan bir ordu da yoktu. Bel kane vahiden feriden beyne zahraney kavmin, müşrikin, müşrik kavminin ortasında tek başına bir adamdı. Leyset himmetuhum illa itfa hadan nur, onların da tek gayesi, tek amacı bu nuru söndürmekti. O zaman bütün şartlar oluştuysa hadi yerine getirip bunu bitirseydiniz, engel olsaydınız, olamadılar. Değil mi? Evet. İnnel muttakine fi zilalin ve uyun. Bir de bunun şimdi müttakiler sınıfı var. İki kutuplu. Hep Kur'an bunu anlatır değil mi? Ödül ve ceza. Evet. Ve kavlu azze ve celle innel muttakine fi zilalin ve uyun. Fel muttakune humullezine ittekav azaballah. Allah'ın azabından korkanlar. Kale Allahu Teala vettekun nara leti, o ateşten sakının ki uiddet lil kafirin, kafirler için hazırlanmıştır. Ve kale fi ayetin ukhra, başka bir ayette ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler ku enfusekum ve ehlikum naran, kendinizi ve ehlinizi ateşten sakındırın. Ve kale aynı şekilde rabbena atina fit dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar, bize dünyada da ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem ateşinden koru. فَهَذَا هُوَ التَّقْوَى, işte takva budur. ثُمَّ اِنَّ اَهْلَ التَّوْح۪يدِ اَقَرُّوا بِالْعَذَابِ, tevhid ehli azabı ne yaptı? Takrir ettiler. فَاشْتَهَدُوا فِي اِتِّقَائِهِ, evet, onlar ne yaptılar? Ondan sakınmak için, o azaptan sakınmak için, yani onlar azabı tasdik ettiler önce, takrir ettiler. Tamam mı? Karar, yani onda onun varlığına iman ettiler. Sonra da ondan sakınmak için çalıştılar, mücadele ettiler ateşi, ateşten korunmak için. Fakile lehum, onlara denildi ki intaliku ila zillin ve uyun. Onlara denildi ki işte o gölgeliklere ve gözelere gidin. Ve ehlun nar kanu mukezzibine bil azab. Cehennem ehli azabı yalanlıyorlardı. Fakile lehum intaliku ila ma kuntum bi tukezzibun min al-adab. O yalanladığınız o cehenneme şimdi girin. Onlar yalanlıyorlardı. Onlara da o söylendi. Evet. Thumma akhbarana bil vechi allazi yaqa'u bihi al-ittiqa. Sonra bizim o ateşten nasıl sakınacağımızın yolunu da öğretti. Öyle ateşten sakının deyip bir kenara çekilmek yok. Yani bir metot da verdi bize. Fakale inne şeytane lekum aduvun fettahizuhu aduva. Şeytan sizin düşmanınızdır, onu size düşman edinin dedi. Ve emrana bil intisabi li muharebetihi, onunla mücadele edebilme, onunla mücadeleye bizi emretti. Mücadeleye bizi yönlendirdi, teşvik etti, intisab etti. Yakav bil ittika, ki o mücadele sayesinde ittika vaki olur, hasıl olur. Evet. Fekale inne şeytane leküm aduvun فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّ, dedi ki şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin. وَاَمَرَنَا, estağfurullah ben satır atladım. ثُمَّ عَلَّمَنَا وَجْهَ الْمُحَارَبَةِ بِقَوْلِهِ, sonra şeytanla mücadele etmemizi emretti ve onunla nasıl muharebe edeceğimizi de öğretti. Ne dedi? وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكِ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ, sana şeytandan bir böyle bir ayartma geldiğinde Allah'a sığın. وقال تعالى وقال الله وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين, de ki ben şeytanın hile tuzaklarından ve ayartmalarından Allah'a sığınırım. وقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ya Rabbi bize dünya ve ahirette iyilikler, güzellikler nasip et ve bizi cehennem azabından koru. فألزمنا فزع إليه وبين أن لا نقوى على محاربته إلا بالابتهال إليه والفزع. وألزمنا الفزع إليه, الله عز وجل yakarıp yalvarmamızı bize ilzam etti. وبين, ve açıkladı ki أن لا نقوى على محاربته, biz onun
onunla savaşmaya, mücadele etmeye güç yetiremeyiz. İlla ancak neyle olur? Bütün bunlara rağmen yolu yöntemi öğretiyor ama bu da yetmez. Ayrıca ne yapmamız gerekir? İlla bil iptihali, Allah Azze ve Celle'den bunu talep etmemiz, yalvarıp yakarmamız, ileyhi vel feza'i, dua etmemiz de gerekir yani. Sadece şey yetmez yani. ثُمَّ يَحْتَمُلُ اَنْ يَكُونَ الْاِتِّقَاءُ هَا هُنَا مُنْصَرِفًا اِلَى التَّصْدِيقِ خَاسَةً. Buradaki ittikadan kasıt takva değil de tasdiktir yani. Allah'ı, ahireti tasdik etmek, cennet ve cehenneme iman etme anlamına gelebilir diyor yani. O anlama da gelebilir. لَنُّ ذُكُرَ الْاِتِّقَاءَ هُنَا مُقَابِلُ التَّكْلِيفِ الْاَوَّلِينَ. Mesela az önce ahireti yalanlayanlara mukabil olarak zikredilmiş. Demek ki buradaki takvadan, müttakilerden kasıt ne? Ahireti tasdik edenlerdir. وَجَيْزِنْ اَنْ يَكُونَ مُنْصَرِفًا اِلَى الْمُسَّدِّقِينَ بِالْاَقْوَالِ وَالْمُوْقِنِينَ بِالْاَعْمَلِ. Bu sözleriyle tasdik eden, amelleriyle, eylemleriyle mukni olanları kastedildiği de söylenebilir. فَالْمُتَّقِي هُوَ الَّذِي اِتَّقَى اِسَاءَةَ صُحْبَةِ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالَى فَوَقَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى شَرَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُجَازَةً لَهُ. Evet, buradaki فَالْمُتَّقِي مُتَّقِي هُوَ الَّذِي اِتَّقَى اِسَاءَةَ صُحْبَةِ نِعَمِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah'ın nimetlerine yakın olmakla, Allah'ın nimetlerine sahip olma, Allah'ın nimetlerine sahip olmaya kötülük yapmak, yani nankörlük yapmaktan sakınan. فَوَقَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى شَرَّ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مُجَازَةً لَهُ. Ve Allah Azze ve Celle de onun şerrinden ne yapmıştır? Korumuştur. مُجَازَةً لَهُ, onun mükafat olsun diye. وَالْمُحْسِنُ هُوَ الَّذ۪ي اَحْسَنَ سُحْبَةَ نِعَمِهِ. Allah'ın nimetlerine yakın olmayı ne yapmış? Nimet bilmiş. Yani bunun hakkını vermiş. اَحْسَنَ نِعَمِهِ فَاَحْسَنَ اللّٰهُ مُتَقَلِّبَهُ. Allah da onun gideceği yeri, ahireti, darı, gideceği, seyahat edeceği yeri, ömrünün sonunu güzel yapmış. Bunlar kendileri hayatı güzel yaşadılar. Allah da onlara güzel bir son nasip etti. اَوُ الْمُتَّقَى هُوَ الَّذ۪ي وَقَى نَفْسَهُ عَنِ الْمَهَالِكِ. O mesela kendisini وَقَى نَفْسُهُ عَنِ الْمَهَالِكِ, helaktan kendisini sakındırdı müttaki. فَوَقَاهُ اللّٰهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah Azze ve Celle de onu kıyamet günü korudu. وَالْمُحْسِنُ هُوَ الَّذ۪ي اَحْسَنَ اِلَى نَفْسِهِ. Muhsin de ne yaptı? Kendisine ihsanda bulundu. وَهُوَ الَّذ۪ي اِسْتَعْمَلَهَا فِي طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالَى. Nasıl ihsanda bulundu? Allah'a itaat ederek. فَاَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْهِ بِمَا اَنْعَمَ عَلَيْهِ مِنَ الظِّلَالِ وَالْعُيُونَ. Allah da ona, onlara gözeler ve gölgeliklerle mukabelede bulundu. ثُمَّ اَخْبَرَ اَنْهُمْ فِي ظِلَالٍ. Sonra onların gölgeliklerde olduğunu haber verdi. لِيَنَّ الظِّلَالَ مِمَّا يَرْغَبُ اِلَيْهِ الْاَنْفُسِ. Nefislerin, insan, her canın rağbet edeceği bir şeydir bu. Fit dünya, dünyada. Niçin? لِيَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْهُمْ اَذَا الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. Çünkü o sıcaklığı ve soğuğun şeyinden korur onu. Hem sıcaktan hem de soğuğun şiddetinden, eziyetinden onları korur. وَاَذَا الْمَطَرِ وَالْرِيَاحِ. Mesela yağmurun, rüzgarın ve gayri delike, bunlardan korur. Gölgelik dediği sığınak aslında yani. Buradaki kastetmiş. Biz ona gölgelik dediğimiz yer sadece insanı ateşten, güneşten korur. Ama burada daha geniş anlamda zikrediyor yani. Evet. Ve zilalul eşcari, ağaç gölgeliği, vel hitani, mesela duvar gölgeliği, tedfe'u edel harri, bunlar ne yapar? Sıcaklığın eziyetinden korur. Ve zilalil bünyani tedfe'u edel harri vel berdi vel matari. Aynı şekilde mesela bir bina gölgeliği, yani bir yapı, bir bünyan, bina ise hem şeyden, sıcaktan, hem soğuktan, hem yağmurdan korur. Ve iyye la tahul eydan beynel mer'i vel eşyai. Bu aynı zamanda an en yudreke hakaikaha. Bu gölgelik kişiyle eşyanın hakikatini arasına girmesine de engel olmaz. Yani gölge deyince böyle sisli bir şey de anlaşılmasın demek istiyor yani. O gölge bizim eşyayı idrak etmemize engel de değil. Anlatabildim mi? Biz o eşyayı bir fiil gözümüzle görürüz de yani. Evet. Yani o gölge demek karanlık demek değildir demek istiyor yani. Yani güneşten koruyor diye, güneş sayesinde görüyorsun her şeyi. Işığın da kaynağı, ısının da kaynağı o.
Şimdi gölge deyince karanlık anlaşılmasın diye böyle bir zeyilde bulunmak zorunda kaldı. Evet. Evet. فَعَظَمَتِ النِّعْمَةُ فِي الظِّلَالِ وَقَعَدْ اِلَيْهَا Nimet, işte gölgenin nimetliği büyüklendi. فَوَقَعَدْ اِلَيْهَا الرَّغْبَةُ فِي الدُّنْيَا İşte o oraya rağbet ne oldu? Dünyada oraya rağbet daha vaki olur oldu. فَقَالَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ ف۪ي ظِلَالٍ وَعُيُونَ Müttakiler gölgelik ve gözelliklerdedirler. وَقَالَ تَعَلَى وَظِلِّنْ مَمْدُودٍ Uzatılmış gölgeler. وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ Fışkıran nehirler, sular. ثُمَّ الْاَنْفُسُ اِذَا اَوَتْ اِلَى الظِّلِّ Bir adam, mesela bir can gölgeye sığındığı zaman اِشْتَهَتْ مَا يَمْتَنِعُ بِهِ الْاَبْصَارِ Bir de onun gözlerinin görmek istediği bazı iştahlar olacaktır. فَعَضَوْ مَا يَتَلَدَّدُ بِهِ الْاَبْصَارُ Bir gözün en böyle lezzetle görmeyi arzulayacağı şey اَنْ يَكُونَ نَظَرَهَا اِلَى الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ Değil mi? Gölgeyle göze niye yan yana zikredildi onu anlatmaya çalışıyor yani. Bir adam gölgeyi bulduktan sonra onun gözü neyi arzular? Böyle bir suyu arzular değil mi? İşte diyor ki o gölgeye girdikten sonra gözünün telezzüz hakkı da verilmiş olur ve o akan şeylere, sulara, ırmaklara bakar diyor. Fa akbara ennehu fi zilalin ve uyun o yüzden fi zilalin ve uyun denilmiştir. Ve fevakihe ve meyveler mimma yeştehun arzulayacakları şekilde. Ve kavlu azze ve celle ve fevakihe mimma yeştehun yani fi fevakihi eydan. Fa akbara ennehum fiha ma yeteledzü bil ebsarı ebsaru yani tamam gölgeliği buldu, gözü lezzetini buldu. Ve yemtenu bihi fiha ma teştehi enfusuhum ve fiha ma yedfeu an enfusihim el eda. Aynı şekilde onların nefislerinin iştahları tamamlandı, doyuruldu. Onların nefisleri ne oldu? Fihime ma yedfeu an enfusihim el eda ve onların nefislerinden bütün eziyetler giderilmiş oldu. Anlaşıldı mı? Nefislerinden eziyetler, sıcaklığın eziyetleri giderildi ve gözlerine, ağızlarına hitap eden lezzetlerle de onlar payelendirildi. Külü veşrabu heniyen bime küntüm ta'melun. Yiyin için Allah'ın size vermiş olduğu bime küntüm ta'melun. Ay estağfurullah. Afiyet olsun yiyin için yapmış olduğunuz amellerin karşılığı olarak. Ve kavlu külü veşrabu heniyen. Yani la tebi'ate leküm min ciheti suali. Size bir orada bir sorumluluk yok. Evet. Ve la tenghita ve bu akit de bozulmayacak da. Şimdi güzellikler içerisinde bulunursun ama ya bunları veren her an geri alabilirse, değil mi? Bu da öyle bir ihtimal de var. Bu işte sana cihet işte bir sorumluluğun olmadığı gibi bunu bozacak bir şey de olmayacak. Yani la yu'zihim ma ye'kuluna ve yeşrabun. Yediğiniz içtiğiniz size eziyet vermeyecek yani. فَالْهَنِيُّ الَّذ۪ي لَا تَبِعَةَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَا تَنْخِيصَ ف۪يهِ Heni'en demek şu demek, bir kere hiçbir şekilde sahibine bir sorumluluk getirmeyen yiyecek. Afiyetle yiyecek yani. Sorumluluk bir yüklemiyor, bir azarlama yok. Ve tenhis de yok. Yani o kendisine verilen şeyin akdinin bozulma ihtimali de yok. اِنَّا كَذَٰلِكَ نَيْزِ الْمُحْسِنِينَ وَيْلُنْ يَوْمَيْدِينَ لِلْمُكَذِّبِينَ اِنَّا كَذَٰلِكَ نَيْزِ الْمُحْسِنِينَ فَسَمَّ الْمُتَّقَى Müttaki muhsinen. Müttaki muhsin diye isimlendirilir. Niye? لِيَنُّ بَدَعَ بِذِكْرِ الْمُتَّقِينَ Müttakilerin zikriyle başladı. وَذَكَرَ مَا أَعَدَّ لَهُمْ Onlara hazırlanan şeyi zikretti. ثُمَّ أَخْبَرَ أَنُّهُمْ جُزُّ ذَٰلِكَ بِإِحْسَانِهِمْ Sonra haber verildi ki onlar bu ihsanlarından dolayı mükafatlandırırlar. فَيَكُنُ ف۪يهِ Burada şuna delalet vardır. دَلَالَتُنْ عَلَى أَنَّ الْاِتِّقَاءَ مَتَى ذُكِرَ عَلَى الْاِنْفِرَادِ Nerede, bir yerde, nerede bir takva münferit olarak zikredilirse yaktadı ityanel mahasini vel ittika anil mahaliki o aynı zamanda yani güzel şeyleri yapmayı, kötü şeylerden de kaçınmayı gerektirir. Anlaşıldı mı? Yani takva zımnında ihsanı da saklar diyor, gizler demek istiyor yani. Yani müttakiyi tamamen sakındırma olarak anladı, öyle yorumladı. Yani müttakiyi işte uzak durma, korkma anladı. Şimdi demek ki diyor
biz muhsinleri böyle ceza mükafatlandırırız diye bitirdiğine göre, takva ehlinden bahsederken son cümleyi muhsin diye çevirip de böyle bitirdiğinden anlıyoruz ki her müttaki olan aynı zamanda muhsindir de. Yani kötülüklerden alıkoyan, kendini kaçan, ateşten korkan adam aynı zamanda iyiliklere de temayülü olan, iyiliklere de mübaşeret eden insandır demek istiyor yani. Anlaşıldı mı? Evet. Tümme raca'al mükezzibine fekale, tekrar yalanlayanlara döndü. Dedi ki külü ve temettu kalilen, yiyin ve temettu edin azıcık. İnneküm mücrimun, siz nesiniz? Mücrimlersin, mücrimlerdensin, mücrimsiniz. Feylü yevmeydil mükezzibin, külü ve temettu kalilen, İnneküm mücrimun, fehâdâ fil zahir emrun bil ekli ve şurbi. Bu zahirde normal yeme ve içmedir. Ve huve fil hakikati va'idun, bu hakikatte ise nedir? Bir tehdittir. Ve huve en temettu'ukum bil ekli ve gayrihi, o yemeyle, onun dışındaki şeylerle temettu etmeniz. Ellezî yemna'ukum an nazari fil âyâti, Allah'ın ayetlerine bakmaktan sizi alıkoyan o yemeyle içmeyle temettuğunuz nedir? Kalilun, çok azdır yani bu. Neden? An seri'in tüferikûnehu ve tasirun ilâ edâbillah, onu sizden alıkoyup da Allah'ın azabına sevk etme anlamında, o sürat anlamında azdır diyor. Ve kavlu inneküm mücrümün kad zekârnâ ennel mücrüme huvel vethâbu fil maâsî. Mücrimler masiyette ileri gidenlerdir. Ve izâ gîle lehum irkû'û lâ yerkû'ûn ve ilû yevmeydil mükezzibîn. Kavlu teâlâ ve izâ gîle lehum irkû'û lâ yerkû'ûn. Yani izâ gâle lehum ar-rasûl aleyhissalâtu vesselâm irkû'û, yani ihzû'û ve isteslimu lillahi teala imtena'u an zalika istikbaran minhum ala rusuli ve i'radan an nazari fi hujajillahi teala fe bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ve kavlu teala fe bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun ayan fe bi ayyi hadisin yusaddiqun ba'da hadisillahi teala allazi la hadisa asdaqa minhu ve aqwa fi dalalati. Yani ne, hangi söz sizi hangi söze inanacaksınız yani bundan sonra ki Allah Azze ve Celle'nin sözünden sonra hangi söz sizi inandırıcı gelebilir? Evet. Delalet ve doğruluk konusunda en kavi olan Allah'ın sözüdür. Ve caizun en yekune hâdâ, şöyle olması da caizdir. Alâ tesfîhi ukûlihim ve ahlâmihim. Onların akıl ve zekalarını küçümsemek, yani aşağılamak için söylenmiş de olabilir. Ve huve ennehum, o da şudur. Yemteni'ûne anit tasdîkî. Onlar Allah'ı tasdikten uzak dururlar. Li hadisillahi teala, Allah Azze ve Celle'nin hadisleri, sözlerini tasdikten uzak dururlar. İz la hadise astaka minhu, halbuki Allah'ın sözünden daha sadık bir söz de yoktur. Sümme yusaddikûne el ahadîse el kâzibete vel ebatîlel müzahrafete. Onlar batıl ve yalan sözleri tasdik ederler. Yani onların akıllarını aşağılamak için söylenmiştir diyor. Evet. Mürselat suresinin de sonuna geldik. Tevilattan okumuş olduğumuz ilk sure bu olmuş oldu. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.